Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltı tarifim var. İsterseniz kahvaltıların yanına, isterseniz yemeklerinizin yanına bu tarifi yapabilirsiniz. Öncelikle iki patatesimizi soydum, güzelce yıkadım. Patateslerimizi doğrayarak başlayalım. Başlamadan önce kanalımıza abone olup yorum yazarak bize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi patatesimizi doğrayarak başlayalım. Patatesimizi bu şekilde küp küp doğrayalım. Doğradığımız patateslerimizi tenceremize alalım. Fazla iri doğramayalım, fazla da küçük doğramayalım. Bu şekilde küp küp doğrayalım. Patatesimizin üzeri basar su koyalım. Ve patatesimizi haşlamak için ocağa alalım. Patatesimizin üzerinden birazcık tuz atalım. Yarım çay kaşığı kadar. Bir tane soğanımızı küp küp doğrayalım. Bir tane kırmızı biberimiz var. İçinin çekirdeklerini çıkarttım. Bunu da bu şekilde küp küp doğrayalım. İki tane sivri biberimizin çekirdeklerini çıkarttım. Bunları da ince ince doğrayalım. Biberlerimizi doğradıktan sonra bir tutam maydanozumuzu böyle ince ince kıyalım. Tavama 2 yemek kaşığı kadar yağ aldım ve doğradığımız soğanı ilave edelim. Soğanımız yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde kavuralım. Soğanlarımız biraz yumuşadıktan sonra biberlerimizi ilave edelim. Bir diş sarımsağımızı üzerinden rendeleyelim. Birazcık yumuşadıktan sonra 300 gram kıymamı ilave ediyorum. İsterseniz mantar veya tavuk eti de kuşbaşı doğrayarak ilave edebilirsiniz. Birazcık isteğe göre karabiber, damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık tuz. Patatesimizi süzgeçten süzdürdüm. Fazla dağıtmayalım haşlarken, böyle bütün bütün kalsın. Şöyle de yapalım, soğusun. Kıymamız ve biberlerimizi güzelce soteledik. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. 3 yumurtamızı kabımıza alalım. Yumurtamızın üzerinden birazcık tuz, biraz karabiber. Eklemek istediğiniz başka baharat varsa ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatlardan. İnce ince doğradığımız maydanozumuzu da yumurtamızın üzerinden ilave edelim. Patatesimizi de yumurtamızın içine ilave edelim.
patatesimizle yumurtamızı, patateslerimizi ezmeden yavaş yavaş karıştıralım. Tavamızın tabanına 1 yemek kaşığı kadar yağ alalım. Yağı tavamızın her tarafına sürelim, tabanına yapışmasın. Hazırladığımız yumurtalı patatesimizi tavamıza ilave edelim. Tavaya koyduğumuz yumurtalı patatesimizi her tarafını güzelce düzleyelim. Tavamızın ağzını kapatalım. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Patatesimizin alt kısmını bu şekilde kontrol edelim. Piştikten sonra diğer malzemelerini ilave edelim. Şimdi sotelediğimiz kıymamızı patatesimizin üstünden ilave edelim. Kıymamızın hepsini ilave edelim. Patatesimizin üzerine her tarafına yayalım. Rendelediğim 100 gram kaşar peynirimi üzerinden ilave ediyorum. Her tarafına eşit bir şekilde koyalım. Şimdi tavamın ağzını kapatıyorum. Kaşarlarımız eriyene kadar pişirelim. Kaşarlarımız eriyene kadar beklettik. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle şuradan bir dilim alayım. Yemeğimiz çok lezzetli oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ister yemeklerinizin yanına ister kahvaltı sofralarınıza mis gibi bir tarif oldu. Yumuşacık. Kaşarlar da güzelce eridi. Evet arkadaşlar, bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.